Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 13-20 Ağustos haftası yengeç burçlarını neler bekliyor? Sizler, ben de bir yükselen yengeç olarak bizler için niyetlendim. Umarım güzel bir haftadır, umarım keyiflidir, sağlıklıdır, huzurludur. Düz yolunda giden işlerimiz olur, keyfine varırız bu haftanın diyelim. Falımızı hemen açalım şöyle bir. Bakalım neler var. İş konularında ya da İşinizle alakalı bir sıkışıklığı çözeceksiniz bir kere. Hem de öyle böyle değil. Pazartesi günü direkt çözüyorsunuz. Bakın görüyorsunuz. Oradan çıktı zaten şu sıkıntı. Bu haftamız arkadaşlar çok 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 gördüğünüz gibi yani karışık biraz. Şimdi neler var? M harfi çıkmış direkt iş konularıyla alakalı. Yani burada anlaşamadığınız bir kişi olarak görünüyor. Çünkü mesela siz söylüyorsunuz, o söylüyor. Ortada sıkışıyor konu. İş ve para konularında bir süredir beklenti içindesiniz. Bununla alakalı sanki böyle kafanızın üstünde bir ışık çakmış. Yani şunu yaparsak olur, bunu yaparsak olur, şunu yapmam lazım dediğiniz bir konuda adım atmış görünüyorsunuz. Ve burada aslında bir yerlere giderek bir kişiyle konuşup olayı çözmek istiyorsunuz. Bu çözümle alakalı pazartesi, salı uğraştığınız görünüyor. Burada karşınızda sizden daha çok konuşan ya da her şeye ne derler? Engel olmaya çalışan bir kişiyle mücadeleniz var ve büyük ihtimalle bu mücadeledeki kişiniz de M harfinde bir kişi olarak görünüyor. Şimdi bu kişi ağız dolusu konuşuyor ama ortada bir şey yok. Bir de engel görsellerinde çıkmış. Hatta A harfi de var burada. Bu kişiyle devamlı konuşacaksınız. Hep bir yol bulmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Elinizdeki yıldızı gösteriyorsunuz. Hatta bir yere gidip bir yerde bir yeni başlangıç yapma, işte hep bir yeni başlangıç görseli var aslında. Hani işinizde çalıştığınız işlerinde yeni bir başlangıç. Çalışmıyorsanız eğer işle alakalı bir yeni başlangıç, parasal anlamda yeni bir başlangıç görselleri hep var. Hayatınızda bir şekil düzenleme gibi bir durum söz konusu olacak. Burada tartıştığınız kişiyle ne yazık ki pazartesi salımızı bu kişi bizim yiyor. Nasıl yiyor derseniz inat ediyor, konuşuyor. Sanki böyle ortaya attığı laflar rahatsız edici. Siz de karşılığını vermeye çalışacaksınız. Dengede konuşmalar olacak tabii ki. Çok büyüyeceğini düşünmüyorum. Hatta sizin bu konuşmalarınızla birlikte bu kişi aslında ilerleyen süreçte daha sakinlemiş, daha böyle bir düzgün. Evet ya dur bakalım. Gidelim o yöne doğru ya da yapalım tamam o hadi olsun diyen bir kişi olarak görünüyor. Yalnız pazartesi salı bununla uğraştınız. Çarşamba günü düz bir yola girdi. Gene önünüzde 3 konu var arkadaşlar. 3 konuda mücadeleniz. Sanki bu konudan hariç 3 farklı meseleyle ki zor meseleler değil bunlar. Hızlıca çözüm bulma, odaklanma, çözüm üretip konuyu kapatma gibi bir durumunuz olacak. Yol başında 3 kişiyle görüştüğünüz aynı zamanda 3 ayrı kişiyle 3 ayrı konuyu da çözdüğünüz görünüyor. Oh bu hafta çözüm haftası diyebiliriz. Sanki böyle üzerini çize 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 çarşambaya kadar geliyorsunuz. Çarşamba da yine karşılıklı konuşmalarınız var. Bu hafta nedense hep bizim karşımızda birileri onlarla bir şeyleri konuşa konuşa çözmeye çalışacağız. Hatta çarşamba gününde arkanızda iki kişi kuyruk olmuş görselleri çıkıyor. Sanki onlarla alakalı da bir konuşma yaparak bir para mevzusu bakın hemen üstünde şurada bir balık görünüyor. Bir para mevzusuyla alakalı çok dengeli bir konuşma yapacaksınız. Sanki karşınızdaki siz ne derseniz tamam diyecek bir konuşma yalnız. Burada gene arkasında açılmış güzel bir kapı var. Aslında bu hafta şu pazartesi salıyı geçtikten sonra çarşamba, perşembe akışınız, yolunuz düzelmiş. Beklenti içinde olduğunuz konularda da önünüze kapılar açılmış çıkıyor. Ve zaten cuma günü bakın burada sanki kanatlanmış uça uça bir yere gidiyorsunuz görselleri var. Ayaklarınız yerden kesilmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Kocaman böyle bir nehirde kendinizi bıraktığınızı düşünün. Ama keyiflisiniz. Böyle akışın içerisinde paranın da olduğu, yarım kalmış paraların da olduğu birçok meseleyi hallederek tık bu da cepte, tık bu da cepte diyerek yöneldiğiniz görünüyor. Şimdi iş ve para konuları dedik. Bir de burada iş yerinde yaşanabilecek bir sorunla alakalı görseli de anlatayım. Şimdi iş yerinde sizin önünüzde duran, size hem işi öğretip hem de engeller çıkartan bir kişiyle mücadeleniz var. Burada bu kişinin hayatında bazı olumsuzluklar var ve aslında size bunu yansıtıyor. Pazartesi, salı ve çarşamba olmak üzere bu kişiyle biraz mücadeleniz var. Fakat ne olacaksa olacak, perşembe günü bu kişiyle yapmış olduğunuz mücadelede bu kişinin size 3 şık ya da 3 şey verdiği görünüyor. 3 tane bir şey.
Hani bu konu olabilir, para olabilir ama bir şey veriyor size. Ve siz o aldığınız şeyle böyle sanki arkanızda bakmadan gidiyorsunuz. Hani burada acaba bir çıkış, işte işten ayrılma ama alacakları alamama gibi bir durum yaşanmış da bununla alakalı bir süreç mi diye düşündürttü beni. O yüzden bu neyse konu 3 farklı şeyi elinize almış, yolunuza devam ediyor olarak çıkıyorsunuz. Tereddütünüz yok. Kafanızda olan yolla alakalı güzel bir gelişme yaşanacak. Ama karşınızdaki kişinin inat ettiği konular olmuş ne yazık ki. Görselleri var. Gelelim aile ilişkilere. Önce aile diyeceğim arkadaşlar. Daha sonra da ilişki diyeceğim. Şimdi ailede bir karışıklık var. Herkesin ileri ileri yani bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün diyerek gittiği süreçler görünüyor. Siz burada elinizde iki kişiyi yönetmeye çalışıyor olarak çıkıyorsunuz. Sanki böyle üstünüzde, altınızda insanlar var ama fakat iki kişiyi böyle kollarından tutmuş, sen buraya, sen şuraya der gibi organize etmeye çalışıyor olarak görünüyorsunuz ama konu neyse çarşamba gününe kadar olan bir karışıklığı çözmeye çalıştığınız görünüyor. Ve bunları çözmeye çalışırken de üstüne tikatı ata böyle dengeli olmaya çalışıyorsunuz ama biraz sinirli ve asabi olabilirsiniz. Bir karışıklığı toparlamaya çalışacaksınız arkadaşlar bu hafta halinizde. Ve bu karışıklığı toparlarken de insanları yönetmekte zorluk çekebilirsiniz. Çünkü çevrenizdeki insanlar hani böyle karabatak gibi bir kafaları var bir kafaları yok. Hani bir varlar bir yoklar, bir varlar bir yoklar. Hep böyle bir toparlama, düzen kurma, düzeni devam ettirme gibi bir durumunuz var. Hatta arkanızda da bu hafta özellikle bir kişi bu konularda size ciddi destek olacak. Siz yönetmeye çalıştığınız kişileri organize ediyor olarak görünüyorsunuz aslında. Hani iki kolumuz vardır ya, siz burada 8 kol, 6 kol olmaya çalışıyorsunuz. Bir şeyin üstüne yönelmiş bu konuda mücadele ediyor olarak çıkıyorsunuz. Bu mücadeleyle alakalı iyi haberler alırsınız arkadaşlar bu hafta ama hani böyle dallanıp budaklanıyor, karışıyor. Bu karışıklığı çözmeye çalışırken başınız ağrıyabilir biraz. Çok fazla kafa var. İnsanlar demek ki çok fazla konuşuyorlar. Bu konuşmalara da hani kibar ve naifçe tamam halledeceğiz der gibi çıkıyorsunuz. Ama burada Koç, Boğa ya da Oğlak burcunda yani iş iş para para diyen bir kişi görselleri var. O kişi sanki size elini atacak, sizi oradan çıkartıp rahatlatacak diyebilirim ki bu kişi biraz huysuz ve engelleri olan bir kişi olmasına rağmen hafta sonuna kadar bu karışıklık her neyse böyle toparlamış kocaman bir taş haline getirmiş ve onun üzerinde inatla ben bu işi çözdüm, ben bu konuyu çözdüm der gibi çıkıyorsunuz. Bir de hafta sonu için iki kişinin haneye gelişi var arkadaşlar. Bir tanesi böyle 50 bin tane sorunu kafasında biriktirmiş, koşa koşa size geliyor. Çok dert yanacak bir kişi olarak çıkıyor. İlişkiler için konuşacak olursak, pazartesi karşılıklı konuşmalarda keyifli diyebilirim. İlişkinizle alakalı. Gene aynı şekilde konuşmalarda zaman zaman karşınızdaki kişinin pasif kaldığı, beklentilerinizi karşılayamadığı bir süreç olabilir. Burada daha çok ilişkilerde karşınızdaki kişinin elinin kolunun birçok kişiyle dolu olduğu, o doluluğu çözmeye çalışırken biraz sizi arkada bıraktığı görselleri var. Yani hayatım çok karışık. Bu aralar seninle ilgilenemiyorum hayatım gibi düşünün bu durumu. Ta ki burada Perşembe gününe kadar. Perşembe günü geldiğinde gene sevdiğiniz, değer verdiğiniz kişinin geçmişe ve geçmiş karışıklığa baktığı görünüyor. Sizin de ona doğru yönelmiş ama ayaklarınızın yere sağlam basmadı. Aslında biraz da kaygılandığınız bir gün var. Burada daha çok hafta sonu böyle bir cuma cumartesi günü ne oluyor ya sen diye böyle bir başlangıçlı bir tartışma yaşayabilirsiniz. Burada zaten çok sinirlenmiş çıkıyorsunuz. Yeter artık dediğiniz mevzuların açıldığı bir gün olarak çıkıyor. Ama bu konuları konuşup çözeceğinizi söyleyebilirim. Burada bağlı görsellerde çıkıyorsunuz zaten. Hani ayrılık mayrılık durumları yok diyebilirim. Bir de ilişkinizde bir kişiden eşinizin haber beklentisi var. Onu söyleyeyim hemen. Burada o konu aslında biraz şekillenmiş, artık son noktaya gelmiş. Bu haber neyse hafta sonu size bu konuyla alakalı haberi iletir diyebilirim. Eşiniz ya da partneriniz diyelim. Biraz nazar ya da kötü enerji var arkadaşlar. Yani hayatı kontrol edememe mi diyelim, kontrolün dışına çıkma mı diyelim. Bazı noktalarda sıkışmalar yaşanabilir. Özellikle çarşamba, perşembe günü de diyebiliriz. Şimdi burada neler var diye baktığımızda. Şimdi hanede görüyorsunuz bakın önümüzde bir yol görseli mesela yavaş yavaş aşağıya iniyor.
Bu bir kişiyle karşılıklı aramıza bir mesafe koyduğumuz aslında anlamına geliyor. Şimdi bu kişinin bağlı olduğu, bakın elinde bir bavul ya da sıkıntı görseli var. Şimdi yavaş yavaş şekilleniyor, anlatmaya çalışıyorum. Şimdi biz kafamıza bazı konuları takmışız. Biz yengeçler var ya, taktık mı fena takıyoruz. Şimdi bakın kafamızda bir şapka oturmuyor. Yani aslında eş ya da partnerle oturmayan konular var. Bunları biriktirmişiz. Bunların çözümüyle alakalı böyle boğazımıza düğümlenmiş. Ha bugün ha yarın çıkartırız dediğimiz bir mevzu görünüyor. Şimdi burada pazartesi salıya baktığım zaman bakın aramızda bir taş, yani eş ya da sevgiliyle aramızda bir taş, bir sorun var. Ve buraya siz daha çok yönelmiş. O böyle kenarında ucunda işte hadi elimi attım tamam evet bir sorun var der gibi çıkıyor. Bu konuyla alakalı salıdan sonra çok güzel bir gelişme. Çünkü neden? Şurası çok güzel. Bakın önümüzde bir ağaç görseli var. Niyet ettiğimiz, çözmeye çalıştığımız mevzumuz neyse ilişkimizde özellikle ya da hanemizde bu konuda önümüzde bir yol açılıyor. Yani güzel bir gelişme yaşayacağız. Bazı şeylerde rahatlama, ferahlama durumu söz konusu olacak hanede ve bir yolla birlikte artık hani akışa girme, tıkanıklığın gitmesi, yolun açılarak devam etmesi durumu var. Burada sadece eşinizle zaman zaman tartıştığınız, araya mesafe koyduğunuz konular tabii ki tam olarak bitmiyor. Çünkü neden derseniz bakın burada kalp konularında kırgınlık yaşanmış ve bunu kafaya takmış. Sonrasında da kafaya takıyor. Yani aslında kırgınlıklar konusunda çözüm bulamamış olarak da biraz görünüyoruz ne yazık ki. Gelelim iş konularına. İş konularında el kol dolu önümüzde giden bir kişiyi takip ediyoruz. Rahatlığa, ferahlığa çıkacağız ama bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu hafta aslında çözümsüz olarak nitelendirdiğimiz, haber beklediğimiz bir konuyu cuma cumartesi çözeceğimiz, rahatlayacağımız da görünüyor arkadaşlar. Buradan da aslında söyleyebileceklerim bu kadar diyebilirim. Şöyle bir de karşıdan bakayım. Çok takmışız, çok kalp ters duruyor arkadaşlar. Yani aslında duygusal anlamda bir yetersizlik durumu, ruhsal anlamda bir yetersizlik durumu söz konusu olabilir ya da öyle hissedebiliriz. Bu haftamız böyle. Güzel olanlar önümüze düşsün, ışık tutsun. Keyfimiz, sağlığımız, sıhhatimiz, aşk ve paramız bol olsun arkadaşlar. Bu haftalık da benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için tabii ki çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız ayrı güzel. Bana enerji veriyor aslında. Çünkü bazen şey diyorum, çekiyorum doğru mu yapıyorum? Çekmeli miyim? Yapmamalı mıyım? Tarota mı geçmeliyim? Hani böyle bir şeyleri daha fazla değiştirmeli miyim? Dönüştürmeli miyim mi diye düşünüyorum. Ama bu hani böyle her hafta bir tüketim olduğu için yengeç olarak yan yan kaçtığımda doğrudur aslında. Neyse su akacak yolunu bulacak. Hayatlarımız bazen karışabiliyor. Özel fal bakımlarıyla alakalı da 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.